Var mı? Soru. Yeni bir mürit samimiyetini başlangıçtaki samimiyetini nasıl koruyabilir? Evet, samimiyet anlamayla gelir. Nefsini anlamakla gelir. Samimiyet bilmekle gelir. O pislikten geldiğin pisliği bilirsin ve temiz bir yere gelirsin. Ve bizim şikayet etmeye hakkımız olmaz, yargılamaya, kızmaya, üzülmeye ve inatçı olmaya hakkımız olmaz. Kibir sahibi olamayız. Kızgınlık sahibi olamayız. Öyle değil mi? Samimi kişi bu karakterlere sahip olamaz. Az biraz samimiyet de olsa o kişi, onun yüzü açıktır. O karakterlere sahip olmaz. Kalbi. Niçin kalbi ve yüzü açık olur onun? Çünkü ona çok güçlü gelir o. İçinden geldiği o pisliğin ne olduğunu bilir ve Allah Subhanahu Teala'nın affı ve merhameti ona ulaştı. O zaman deriz ki biz kimiz? O kişi o zaman daima Rabbine şükran duyar. Estağfurullah der. Ve biz kimiz ki der. Ve ben kimim ki bir evliyanın, şeyhin huzurunda oturuyorum. O zaman bunu kendi içinde canlı tutar. Bunu hatırlar. O düşünmez ki ben çok fazla ibadet ediyorum. Şimdi ben birisi oldum. Türban takıyorum. Cübbe takıyorum. Bunu yapıyorum. Ben bir şey oldum demez. Her zaman kendini iter, zorlar, der ki unutma der. Sen hiçbir şey olmadığını unutma der. O vakit işte başka şeyler ona vurduğu zaman, onu test ettiği zaman bile o zaman çabucak hatırlar. Ben hatırlıyorum der. Ben daha önce nasıldım ve şimdi Allah bana çok rahmet gönderir ve ben şükran duyuyorum der. Samimi kişi her zaman şükürde durur. Hiçbir zaman şikayet etmez. Şükür Allah'ın verdiği her şeyde gelir ve Allah'ın ona vermediği şeylerde de gelir. O sadece ona ne geleceğine şükretmez. O yine şükreder. Allah ona istediği şeyleri vermediğinde de şükreder. O her zaman şükürde durur. O imkansızdır. Ve Allah'a sen şükredersen mutlu olamazsın. Bu mümkün değil. Eğer şükür kapısındaysan her zaman mutlusundur. Sana ağır bir şey de gelse o zaman dersin ki Allah nasıl dilerse öyle olur dersin. Allah bana vermek zorunda değil. Pek çok şey yapıyorum. Cezalandırılmayı hak ediyorum. Biliyorum bunu dersin. Ama Allah bana rahmet gönderiyor. Elhamdülillah dersin. Eğer hak ettiğim her şeyi istediğimi, her şeyi istersem o zaman cezalandırılmayı da hak ediyorum. Samimi olman lazım. Eğer dersen ki Allah'ın istediği gibi olur, o zaman belki bunun arkasında bir hikmet var. Bir sır var. Oturup düşüneyim ben. Allah beni niçin bu duruma koydu? Ama kişi kendini eğer şikayet kapısına koyarsa, günde 5 vakit namaz da kılsa, bütün zikirlerini de yapsa ve her şeyi de yapsa ama her zaman şikayet ediyor. O zaman hiçbir zaman Rabbi ile hoşnut olmaz. Hiçbir zaman tatmin olmaz. Sen Rabbinden hoşnut değilsen Allah da senden hoşnut olmaz. Nedir o? Allah mutlu kullarını sever. Ama her zaman üzgünsen Allah sevmez. Üzgün ve kızgın olma hakkın var mı? Kendine var o hakkın. Kendi kendine. O halde kendimizi bu çeşit duruma koymalıyız. Ve cemaatin içinde insanlar, kişiler bize bunları hatırlatır. Biz bunları biliyoruz ama dünyada bunları unutuyoruz. Çünkü daha önce Müslümanlar kafir hayatını yaşamıyorlardı.
Kafirlerin yanında bile yaşamıyordu. Şimdi onun içine gömüldük. Ve kendimizi bundan, bu bakış açısından, bu hayat tarzından geri çekmemiz çok zor. Şimdi sohbetin içinde olmak daha gerekli. Çünkü sohbet sana gerekli cephaneyi verir. Bu cephane ki şeytana, nefsine karşı kullanırsın. Bu şimdi vakti değildir. Silahların vakti değil şimdi. Silahların vakti değil henüz. Biz ruhani korumadan, silahlardan bahsediyoruz. Onun için ruhani mermilere ihtiyacım var. Sohbet verir bunu. İşte o vakit. O zaman bize hatırlatılır. Devamlı hatırlarız. Çünkü sohbette, sohbetler evliyaların sözleridir. Şeyhimizin sözleridir. Bizim sözümüz değil. Ve onlar direkt izinle, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen ilimle ondan konuşuyorlar. İşte o vakit kendinizi selamet içinde bulursunuz. Sadece yeni gelenleri de demiyorum. Düşünüyorum birkaç gündür. Tarikatta olanlar uzun süredir. Bir yıl, iki yıl fark etmez. Kaç yıldır buradasın? Kendinizi nasıl o duruma koyarız? Hatırlıyor musunuz? İlk geldiğimizdeki o içimizdeki o şevki, o arzuyu. Hatırlıyor muyuz? O güveni, o sevgiyi, o imanı hatırlamalıyız onu. Çünkü yıllar geçer bazen ve bir rutin, sıradan bir hayat tarzının içine düşeriz. Nefis bizi oraya koyar. Her şeyi aynı gösterir nefsimiz bize. Ama her gün farklıdır. Ve biz bunu hissettiğimizde, ve bunu hissettik biz ilk geldiğimizde, belli bir zaman hissettik, ama şimdi bunu kendimize hatırlatmalıyız. O vakitleri, o zamanları unutmayalım. Kalbimiz, dergaha ilk geldiğimizde kalbimiz nasıl çarpıyordu, unutmayın. Şeyhimizin huzuruna geldiğimizde nasıl titriyorduk, nasıl ağlıyorduk o vakit. Elhamdülillah diyorduk, ibadet edecek bir grup bulabildik derdik. Kendimize bunu hatırlatmalıyız, kendimizi o duruma koymalıyız. Çünkü insan unutur. Kendimizi hatırlatmalıyız ki unutmayacağız. O zaman o şevk bize geri gelir. El Fatiha.